أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا تبجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين Yüce Rabbimiz bu ayeti kerimelerde de bakın bize hangi yüce buyruklarını, yüce emirlerini hikmet dolu, o ilahi kelamı ve cihana verdiği mesajları iyi anlayıp iyi dinlemek bizlerin boynuna borçtur. Hem o kullara İbrahim'in misafirlerinden de haber ver. Bir gün bir melek topluluğu İbrahim Aleyhisselam'a misafir şeklinde gelmişlerdi. Hani melekler İbrahim'in yanına girdikleri zaman selam demişler. İbrahim de onlara biz sizden çekiniyoruz demişti. Yani selam vermişler. İbrahim Aleyhisselam'ın yanına gelmişlerdi. Melekler İbrahim Aleyhisselam'a korkma, çekinme. Gerçekten biz sana bilgin bir oğul müjdeliyoruz dediler. O zaman İbrahim Aleyhisselam çok yaşlıydı. Hanımı da yaşlıydı, Sara annemiz. İbrahim dedi ki Aleyhisselam, bana ihtiyarlık gelmişken beni mi müjdeliyorsunuz? Neye dayanarak beni müjdeliyorsunuz? Melekler, seni gerçekle müjdeliyoruz. Sakın Allah'ın rahmetinden ümidini kesenlerden olma dediler. Gâle ve men yaknetu min rahmeti rabbihi illa dâllûn. Gâle fe mâ hadbukum eyyuhel murselûn. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وآتيناك بالحق وإنا لصادقون Bakın ibretli sahne devam ediyor. İbrahim Aleyhisselam dedi ki Rabbimin rahmetinden sapıklardan başka kim ümit keser dedi. Ey elçiler yani ey melekler başka ne işiniz var dedi. İsmail Aleyhisselam'dan sonra İshak'ı müjdeledikten sonra da bakın böyle dedi melekler ve İbrahim Aleyhisselam sordu. Melekler şöyle dediler. Biz suçlu bir kavmi cezalandırmak için
gönderildik dediler. İşte her suçlu kavim iman edip tövbe etmedikçe helak olmaya mahkumdur. Ancak Lut ailesi müstesnadır. Yani müminler kurtulacak. Lut ve ona inanan ailesinden birkaç kişi. Biz onların hepsini muhakkak kurtaracağız, inananları, Lut ailesini. Yalnız Lut'un karısı müstesna. Çünkü onun helak edilenlerle birlikte yok edilmesini takdir ettik diyor Cenab-ı Hak. Lut'un karısı da Lut aleyhisselama itaat etmiyor, iman etmemişti. Melek olan elçiler Lut kavmine gelince Lut aleyhisselam dedi ki, doğrusu siz ürkülecek bir kavimsiniz. Elçiler dediler ki, bilakis biz sana onların şüphe ettiği azabı getirdik. Sana gerçeği getirdik. Biz elbette doğru söylüyoruz dediler. Yani Lut kavmini helak edecek melekler pırlanta gibi delikanlı suretinde Lut aleyhisselamın yanına geldiler ve böyle dediler. Bak olay nasıl cereyan ediyor. فَاَسْرِ بِاَهْلِكَ بِقُدْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِي اَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ وَمْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ وَقَضَيْنَا اِلَيْهِ ذَٰلِكَمْ ذَٰلِكَ الْأَمْرَ اَنَّ دَابِرَ هَا اُلَٰئِ مَقْتُوءٌ مُصْبِحِينَ Ve câe ehlül medîneti yestebşirûn. Gâle innehâ ulâi dayfî. Felâ teftahûn. Vettegullâhe velâ tuhzûn. Gâlu evelem nenheke anil âlemîn. Gâle hâ ulâi benâti in küntüm fâilin. لَعَمْرُكَ اِنَّهُمْ لَف۪ي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ فَاَخَزَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِق۪ينَ Bakın, Lut'un kavmi nasıl helak oluyor. Helak olacak kavim kendi kuyusunu nasıl kazıyor, gökten ve yerden belaları nasıl çağırıyor kendine. Gecenin bir bölümünde aileni yola çıkar dedi melekler. Lut'a dediler. Aileni al buradan çık dediler. Burası batacak dediler. Sen de arkalarından yürü ve sizden kimse ardına bakmasın. İstenen yere gidin. Biz Lut'a şu kesin emri vahyettik. Bu kafirler sabaha çıkarken muhakkak kökleri kesilmiş olacaktır. Şehir halkı insan şeklindeki güzel yüzlü melekleri görünce onlara iğrenç işlerini yapabileceklerini düşünüp sevinerek geldiler. Bunlar eşcinsel, homoseksüel bir kavim idi. Lut kavmine şöyle dedi. Bunlar benim misafirlerimdir. Beni rüsvay etmeyin. Allah'tan korkun. Beni rüsvay etmeyin. Lut kavmi şöyle dedi.
biz sana kimsenin koruyuculuğunu yapmamanı söylememiş miydik? Kimsenin işine karışma demedik mi dediler. Bakın bir peygambere bir sapık kavim batacağı zaman da neler söyleyebiliyor. Lut aleyhisselam şöyle dedi. İşte kızlarım, düşündüğünüzü yapacaksanız onlarla evlenin. Yani o kavminin babası, kavminin kadınları, kızları da onun evlatları. Yani evlenin, nikah edinin, bu kötü işten vazgeçin dedi Lut aleyhisselam. Bak Cenab-ı Hak bu durumu insanlık alemine duyurduktan sonra bakın ne diyor. Cenab-ı Mevla لِعَمْرُكَ اِنَّهُمْ لَف۪ي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ Yüce Allah Hazreti Muhammed'in ömrüne bak yemin ediyor. Bu da Hazreti Muhammed'in şanının yüksekliğinden dolayıdır. Yüce Allah ona bu şan ve şöhreti vermiştir. Resulüm ey Muhammed aleyhissalatü vesselam ömrüne yemin olsun ki gerçekten onlar sarhoşlukları içinde bocalayıp duruyorlardı. Geçmişin ibretli sahneleri Hazreti Muhammed'in önüne, ümmetinin önüne, kıyamete kadar insanlığın önüne bu ibretli sahneleri Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'le, Hazreti Muhammed'le, İslam ile ortaya koydu. Geleceğin bütün belgelerini de ortaya koydu. İnsanlık alemi bu yüce Kur'an-ı Kerim'i iyi anlamalı, iyi dinlemeli, ders almalı. Kur'an-ı Kerim'in öğrencisi, talebesi olmalı bütün dünyanın, başta filozoflar gelip Kur'an'a talebe olmak için kayıt olmalı ve ders almalıdırlar. İşte bu Kur'an-ı Kerim'in irşat ve keşif notlarıdır. Biz Kur'an'dan keşif notlarını, irşat notlarını, ölümsüz hayatın notlarından not vermeye çalışıyoruz. Tabii bunu kendimize takdim ederken insanlık bizim insan olma bakımından kardeşlerimizdir. Onlardan da bunu esirgeyemeyiz çünkü Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'i cihana tebliğ edin diyor. Kıymetli izleyenler, güneş doğarken o korkunç çığlık onları yakaladı. Cihanda bir çığlık koptu. Lut kavmi helak oluyordu. Onları bu çığlık yakaladı. Biz onların şehirlerinin üstünü altına geçirdik ve üzerlerine de balçıktan pişirilmiş taşlar yağdırdık. Bunlar cehennem taşları ki Lut kavmine yağmur yerine taş yağıyordu. Gerçekten bunda düşünen kesin anlayışlılar için ibretler vardır. Hem o Lut kavminin bulunduğu şehir harabesi bir yol üzerinde bulunmaktadır. İşte Yüce Allah kendisi anlatıyor bu olayları, bu ibretli sahneleri. Ey insanlık alemi, Allah'ı dinleyin. Kur'an'ı dinlemek Allah'ı dinlemektir.
Kur'an'a sırt dönmek, Allah'a sırt dönmektir. Allah'a sırt dönen kavimler böyle oldu işte. Helak oldular. Allah'ı, peygamberi dinle, Allah'ın emrine gir, ona kul ol. Allah'ım sen hidayet eyle. Sen tevfikini ya Rabbi bahşeyle, lütfeyle. Sen Hannan-ı Mennansın, İhsan-ı Kadim olansın. Allah'ım bütün varlığıyla Kur'an-ı Kerim'i, İslam'ı, Allah'ım senin yüce emirlerini anlayıp dinleyen, Habibin Muhammed'e tabi olan, ona vahyeylediğin İslam şeriatını bir bir bilip gereğini yerine getiren mutlu, bahtiyar kullarından eyle. İnne fî zâlike le âyâtin lil mütevessimîn. Ve innehâ le bisebîlin mukîm. İnne fî zâlike le âyeten lil mü'minîn. Ve in kâne eshâbul eyketi zâlimîn. Fentegamnâ minhum. Ve innehumâ le bi imâmin mübîn. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحَجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Bakın, ibret üstüne ibret. Ders üstüne Allah cihana ders veriyor. Ne diyor? Bu Lut kavminin helakinde gerçekten düşünen, bunda düşünen keskin anlayışlılar için ibretler vardır diyor. Hem o Lut kavminin bulunduğu şehir harabesi de bir yol üzerinde bulunmaktadır. Şüphesiz ki bunda iman edenler için bir ibret vardır. Eyke halkı da gerçekten zalimlerdi. Biz Eyke halkından da intikam aldık. İkisi de Eyke ve Medyen açık bir yol üzerindedir. Bu kavim de Şuayb Aleyhisselam'ın kavmiydi. Onlar da Şuayb'ın getirdiği şeriatı, tebliğ ettiği yüce İslam'ın emirlerini dinlemediler. Bu kavim de helak oldu. Bakın Cenab-ı Hak ne diyor? Şüphesiz ki Hicr halkı da peygamberleri yalanladılar. Biz onlara ayetlerimizi vermiştik de onlar yüz çeviriyorlardı. Onlar dağlardan emniyetli emniyetli evler yontuyorlardı. Onları da sabahleyin korkunç bir çığlık yakaladı. Bakın bu da Semud kavmidir. Bunları da helak etti. Bu da Salih'in aleyhisselam kavmidir. Kazanmakta oldukları şeyler onlardan hiçbir zararı geri çeviremedi, salmadı. Bütün kazançlı kazandıkları başlarına bela oldu. Eyke, leyke gibi sık ağaçlık anlamındadır ki bunlar birbirine karışmış ağaç demektir. Şuayb'ın kavminin bulunduğu yer böyleydi. Bunların günlük ağacı,
olduğundan söylenmektedir. Cenab-ı Hak bunlardan da intikamını aldı. Adaletini uyguladı. Çünkü kafire, zalime, müşrike, münafıka bir müddet, mehil müddet verilir. Ama bu devamlı değildir. Sürekli at oynattırmazlar adama. Bir müddet sana ömür verilir. O ömrü kötüye mi kullanıyorsun, iyiye mi? Seni imtihan sürecinden geçirilir. Yoksa sürekli Allah kendi mülkünde kendine ihsan ettirmez. Her şeye bir ecel vermiştir. Tehir eder ama terk etmez. Mühlet verir ama yaptığın yanına bırakmaz. Ecel saati gelince herkesin perçeminden tutar atar atacağı yere. Helak edeceğini helak eder. Kurtuluş mu vardır? Kurtuluş yoktur. Kurtuluş imanda, ameli salihte, İslam'dadır. Kurtuluş İslam'dadır. İslam nedir? Allah'a itaattır. İman ve itaat. Ve Allah'ın kanunlarından ibarettir. Birinin yazması, bozması değildir, olamaz. Olmadı, olmayacak. Estaizu billah ve ma halaknes semavati vel arda ve ma beynehuma illa bil hakk. Ve inne's saate laatiyetun fesfahis safhal cemil. Cenab-ı Hak bu yüce ayetinde de biz gökleri, yeri ve aralarındaki varlıkları ancak hak ve hikmetle yarattık. Ve elbette ki kıyamet kopacaktır. Ey Peygamber, ey şanlı Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem, şimdi sen onlara yumuşak davran ve güzel muamele et. Velakad ateynake seb'an minel mesani. Cenab-ı Hak bak ne buyuruyor. İnne rabbeke huvel hallâgul alim. وَلَقَدْ اَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Yüce Rab diyor ki, şüphesiz Rabbin kemaliyle yaratandır ve iyi bilendir. Her şeyi yaratan ve yaratmanın her türlüsünü bilen, o Hallâkul Alîm olan Allah'tır Celle Celaluhu. Andolsun ki biz sana tekrarlanan 7 ayeti yani Fatiha-i Şerifi ve Yüce Kur'an-ı Kerim'i verdik diyor. Bak verdik diyor Cenab-ı Hak Hazreti Muhammed'e. Şu şan ve şerefe bakın. Hazreti Muhammed'i nasıl büyük şan ve şereflerle Yüce Allah derecesini nasıl yükseltmiş. Onun şahsına diyor ki sana Fatiha-i Şerifi ve Yüce Kur'an'ı verdik diyor. Dikkat edin, onun şahsından cihana Allah'ın rahmeti tecelli ediyor. Muhammedsiz dünya, dünyasız Muhammed düşünülemez. Kur'ansız Muhammed, Muhammedsiz Kur'an-ı Kerim düşünülemez. Muhammedsiz şeriat, şeriatsız Muhammed düşünülemez. Onun için Hazreti Muhammed'i doğru keşfetmeli, Kur'an-ı Kerim'i doğru keşfetmeli. Yüce Allah'ın ona verdiği
şan ve şerefi iyi anlamalıdır. Makamı Mahmud, Hazreti Muhammed'in makamıdır. En büyük makamı, kullarının arasında, bütün peygamberlerin arasında ona vermiştir. Her peygamber, zat-ı muhterem, kıymetli şahsiyetlerdir. Ama onların da birbirinden üstün dereceleri vardır. En üst dereceyi Hazreti Muhammed'e verilmiştir. Ona yakın İbrahim Aleyhisselam, ona yakın Musa Aleyhisselam, ona yakın de diğer peygamberler sırayla derece derece gelmektedir. Ama en üst zirveyi Hazreti Muhammed'e vermiştir Cenab-ı Hak. Yine Yüce Rabbimiz diyor ki, sakın o kafirlerden bir takımlarına verip de kendilerini zevklendirdiğimiz şeye, mal ve servete heveslenip göz dikeyim deme. Onlardan dolayı da üzülme. Müminlere merhamet kanatlarını indir diyor Cenab-ı Hak. Burada buna dikkat etmemiz gerekiyor. Sakın o kafirlerden birkaç çiftini, bir takımlarını zevklendirdiğimiz dünya malına göz dikme diyor. Yani onun şahsında ümmetini, bütün cihanı uyarıyor. Yine buyuruyor ki, de ki, şüphesiz ben apaçık bir uyarıcı peygamberim. Ben uyarıcıyım de onlara diyor. Ve kul inni enen nezirul mübin buyuruyor. Apaçık bir nezir peygamber, uyarıcı peygamber. Bütün insanlık kurtulsun diye önceden her tehlike haber veriliyor. İnanmazsanız başınıza tıpkı o taksimcilere, Yahudi ve Hristiyanlara indirdiğimiz azap gibi bir azap inecektir diyor. Bakın burada taksimciden bahsediyor. Kim bu taksimciler? Kur'an-ı Kerim'in bir kısmına inanıp bir kısmına inanmayanlar. Ve kendi kitaplarına sahip çıkmayanlar. Tarihte İncil'in, Tevrat'ın bozulmasına seyirci kalanlar ve ona yanlış yorum ve mana getirenler, içindeki gerçekleri gizleyenler, tahrif edenler. Bunlar diyor, onlar ki Kur'an'ın bir kısmına inanıp bir kısmına inanmayarak onu kısım kısım böldüler. Yani kendi kafalarına göre bir kısmına inandılar, bir kısmına inanmak istemediler. Bu da nedir? Kendi helak olmalarının sebebidir. Helak olurlar. Oldular, olacaklar. Kim? Kim olursa olsun. Bunun ister Müslümanın desin, ister Yahudin desin, ister Hristiyanın desin. Allah'ın emirleri inkara gelmez. Hiçbir emri inkar edilemez. Şüphe edilemez. Allah eşi bulunmayan tek vacip, vacibül vücut varlıktır. Tek vacip varlık odur. Bütün alemler, bütün hayat, her şey onun varlığına bağlıdır. O yaratınca var olur herkes.
O yaratmasa var olmaz kimse. Onun için Allah'ın hiçbir emri inkar edilemez, şüphe edilemez. Allah'ın emri A'dan Z'ye, bozulma imkanı olmayan en büyük mucize Kur'an-ı Kerim'dir. Ve Hazreti Muhammed'in peygamberliğidir. Cenab-ı Hak, Rabbin hakkı için biz mutlaka onların hepsini yaptıklarından dolayı hesaba çekeceğiz diyor. Herkes hesaba çekilecek. Hristiyanı, Yahudisi hesaba çekilecek, Müslümanı da hesaba çekilecek. Ateistler, naturistler, ne kadar putperest, ne kadar zındık varsa, batıl inanç peşinde giden, ne kadar batıl inancı olanlar, kim olursa olsun insan ve cin hesaba çekilecek. Burada Seb'i Mesani'den bahsetti Yüce Rabbimiz. وَلَقَدِ اَعْتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَسَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ Andolsun ki biz sana namazlarda tekrarlanan 7 ayeti ve büyük yüce Kur'an'ı verdik diyor. Mesani kelimesi çok anlamlı, çok kapsamlı bir kelimedir. İbn-i Cerir'in istisna edilen manası da vardır demişlerdir. Ve aynı zamanda ipe veya ipliğe mim harfinin üstünü veya esnesi ile misnatun bu anlamlar verilmiştir. Bu şekilde oynandı, okunduğu zaman. Yine mesnatun diye de okunabilmektedir. Yüce Rabbimiz Allah sözlerin en güzeli olan Yüce Kur'an'ı, ayetleri birbirine benzeyen, karşılıklı hükümleri zikreden bir kitap olarak indirmiştir. O Kur'an'dan, azimuşşan olan Yüce Kur'an'dan, Rablerinden korkanların derileri ürperir. Sonra derileri ve kalpleri de Allah'ın zikrine karşı yumuşar. Zümer suresi 23. ayeti kerimesinde Cenab-ı Hakk'ın yüce emrinden bunları anlıyoruz. Seb'an minel mesani, büyük benzersiz 7 şey demektir aynı zamanda. İbni Ömer, Mücahit ve İbni Cübeyr'den bu 7'nin Seb'i Tival denilen 7 sure olduğu rivayet edilmiştir. Bu rivayetin kaynağında Nesai bulunmaktadır, Darimi bulunmaktadır. Efendim ve bazıları bulunmaktadır. Yine bazıları da Ali Hamim, 7 Hamim'dir demişlerdir ki, Kur'an-ı Kerim'de indirilmiş olan manalardır ki, bir kısmı da böyle diyor, emirler, yasaklar, müjdeler, uyarılar, atasözleri, nimetlerin sayımı ve ümmetlerle ilgili haberlerdir denmiştir. Bunun da kaynağında Ünzilel Kur'anu ala seb'ati ahrufin, Kur'an-ı Kerim 7 harf, 7 lehçe üzerine indirildi. Hadisi şerifinden de
maksadın bu mana olduğu söylenmiştir. Bu hadis-i şerifin de kaynağında Buhari, Müslim ve Kütüb-i Sitte'nin tamamı bulunmaktadır. Hazreti Ömer, Hazreti Ali, İbni Mesud, İbni Abbas, Hasan, Ebul Aliye, İbni Ebi Melike, Ubeyd bin Umeyr ve bir cemaat demişlerdir ki, bu yedi elhamdu, yani Fatiha-i Şerif'in ayetleridir demişlerdir. Übey bin Kâb, Ebu Hüreyre, Ebu Said bin Mualla rivayetleri ile Resulü Ekrem sallallahu teala aleyhi ve sellem'den Ümmül Kur'an-ı hiye seb'ul mesani vel Kur'anul azimul lezi utituhu. Ümmül Kur'an, Fatiha, o tekrarlanan yedi ayettir ve bana verilen yüce Kur'an'dır buyurmuş Peygamber Efendimiz'den ki bu da Buhari Şerif'te ve diğerlerinde bulunmaktadır bu hadis-i şerifte. Ebu Said ve Ebu Hureyre'nin rivayet ettikleri hadisler Sahih-i Buhari'de de zikredilmiştir. Bundan dolayı Seb'an minel mesaniden maksadın Ümmül Kur'an olan Fatiha-i Şerif suresi olduğu ve bundan dolayı Fatiha'nın Es-Seb'ul Mesani ismini aldığı ve Yüce Kur'an'ın bunun bir tefsiri olduğu bu hadislerle anlaşılmıştır. Demek ki Seb'an minel mesani de yalnız bir kısmı manasına değil, aynı zamanda beyaniye, açıklama manasınadır. Burada hem tebiziye hem beyaniye anlamı ortaya çıkmaktadır. Sana tekrarlanan yedi ayeti ve yüce Kur'an'ı indirdik. Buyurulmayıp da verdik buyurulmuştur. Ne büyük bir nimet ve ne büyük mutluluktur. Ey kıymetli dost, peygamberini iyi tanı, şanlı Kur'an'ı iyi tanı ve İslam'ın yüce değerleriyle de yüce Allah'ı iyi tanı. Cenab-ı Hak Fatiha-i Şerif'te bütün gerçeklerin özünü oraya koymuş, Kur'an ile de onu açıklamıştır. Yahudiler ve Hristiyanlara önce indirilmiş olan kitaplarda böyle bir uyarıcı geleceği haber verilmişti. Yani Hazreti Muhammed önceki kitaplarda, önceki peygamberlere bildirilmiş ve önceki kitaplarda da haber verilmişti. Ahir zaman peygamberi, en büyük peygamber Muhammed gelecek diye Tevrat, İncil, Zebur, Suhuflar, bütün peygamberler Hazreti Muhammed'i haber vermişlerdir kendi ümmetlerine. Kitaplarında da yazılıydı. Bunu sonradan gizlediler ve oralara ya başka anlam verdiler, üzerini örttüler veya tahrif ettiler. Allah'tan korkmuyor, kısım kısım olmuş Kur'an'ı parçalamak istiyorlar. Halbuki
Kur'an'ın bir noktasına kimsenin gücü yetmeyeceği belli. Kur'an-ı Kerim yüce bir mucize. Onun hangi ayetine kim inanmazsa kendini mahvetmiş olur. Başka değil. Kur'an-ı Kerim Allah'ın şeksiz şüphesiz en yüce kitabıdır. Ve ezeli ebedi bütün değerler içerisindedir. Amma kânû yekfurûn, küfrettiklerinden diyor. Bakın, burada kalple ilgili, gerek bedenle ilgili, gerek söz ve gerek fiil ve gerek terk gibi bütün işleri kapsar şekilde amma kânû yâmelûn, yaptıklarından buyurulması ne büyük bir, müthiş bir uyarı. İman ve itikat iddia edip de amele gelince gönlüne göre bölüşme ve ayırmaya kalkışanlar da bu dehşetli uyarının altına girmiş oluyorlar. Ey Müslüman, eğer Kur'an'ı kalbin kabul ettiyse amelin niye kabul etmiyor ki? İnanmışsan neden terk ediyorsun ki? İnandığını neden yaşamıyorsun? Kur'an-ı Kerim'e inandım, Allah'a inandım diyen bir adam namazı terk edebilir mi? Cihadı terk edebilir mi? Zekatı terk edebilir mi? Orucunu terk edebilir mi? Haccını terk edebilir mi? Şehitlikten çekinebilir mi? Ve Allah yolunda cihad etmekten geri durabilir mi? Kendini kandırma. İnandığını iddia ediyorsan İslam'ı yaşa. Amelen de bunu ispat et. Amelen, itikaden, ahlaken, hukuken, yüce İslam A'dan Z'ye bunu yaşa ve bunu hayatına uygula. Kendine yazık etme. Festa bima tu'meru ve arizanil müşrikin inna kefeyna kel müstehzi'in. Şimdi sen emrolunduğunu açıkça tebliğ et. Müşriklerden yüz çevir. Muhakkak ki alay edenlere karşı biz sana yeteriz. İnna kefeynâkel müstehzi'in diyor Cenab-ı Hak. Ellezîne yece'alûne me'allâhi ilâhen âhar fesevfe ya'lemûn. Onlar Allah ile birlikte başkasını ilah edinenlerdir. Onlar yakında bileceklerdir. Burada da tam bir tehdit vardır. وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَضِيقُ صَدُرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. Yüce Allah bak ne diyor Celle Celaluhu. Gerçekten biliriz ki onların söylediklerine göğsüm daralıyor ey şanlı abim. Fesebbih bihamdi rabbike ve küm minessacidin. O halde Rabbini hamd ile tesbih et ve secde edenlerden ol. Ve'bud rabbeke hatta ye'tiyekel yakin. Ve sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et diyor. Ölüm gelinceye kadar. Hani birileri benim kalbim temiz diyor, ibadet etmiyor. Hazreti Muhammed'den daha temiz kimse var mı? Yüce Allah ona, onun şahsında hepimize ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et diyor.
vabud rabbeke diyor. Dikkat et. Hatta ye'tiyekel yakin. Ben bunu nefsime söylüyorum. Ey nefsim, öleceksin. Allah'a hesap vereceksin. Ölünceye kadar Rabbine gerçek kulluk et, ibadet et. İnandığın İslam'ı yaşa. Hayatına uygula yüce İslam'ı. Bunu nefsime söylüyorum. Ey kalbim temiz deyip de kalbine şarap dolduranlar. Ey kalbim temiz deyip de Allahu Teala'nın emirlerini terk edenler. O kalpte ne var biliyor musun sen? O kalpte leşhane nedir leşhane? Kurtlar kaynayan çöplükler var ya. İşte kişi kendini böyle kandırıyor. Kalbine mezbahane gibi kötülüklerin hepsi var, ibadet yok. Allah'ın emri yok. Allah'ın emrine karşı koyuyor. Allah vabud rabbeke diyor. Hatta ye'tiyekel yakin. Ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et diyor. Nedir ibadet? İslam'ın bütün farzlarını, vaciplerini, sünnetlerini, müstehaplarını yerine getireceksin. Haram ve günahların tümünden sakınacaksın. İbadet gerçek ilim ve imanla böyle başlar. Kimse kendini kandırmasın. Gargaların, leşlerin içinde kurtların kaynadığı leşleri yerken, kargaların leşlere baktığı gibi bakılırsa, o zaman kişi kalbinin temiz olduğunu zanneder. Karga da leşi yer, gagasını sağa sola çarpar, temizlendim diye çeker gider. İçi leş doludur. Gagasını da sağa sola çalmıştır. İçinde iman İslam olacak, güzel İslam ahlakı olacak. İçin dışın gibi, dışın için gibi, özün sözüne, sözün özüne uygun olacak. Ve Kur'an olacak içinde, Kur'an-ı Kerim'in ilkeleri olacak. Yüce Allah'a bağlanacak bütün kalbin, dünya kalbe girmeyecek. Mevki, makam, mal sevgisi kalbe girmeyecek. Kalp Allah'a bağlanacak. O zaman her şey senin, dünyada senin, cennette senin. Allah'ın rızasını kazanırsan her şeyi kazanıyorsun. Kur'ansız, İslam şeriatı olmadan, Kur'ansız, Muhammed'siz kişinin Allah'ın rızasını kazanacağını mı zannediyorsun? Allah'ın rızası İslam'da. İmanıyla, ameli salihiyle Allah'ın rızası İslam'da. İslam neye helal diyorsa o helaldir. Neye haram diyorsa o haramdır. Harama helal diyerek, helala haram diyerek, pise kalbim temiz diyerek, temize de pis diyerek bu iş olmaz. Ak kara değildir, kara da ak değildir. Bunun ölçüsü yüce İslam'dır. Neye İslam ak diyorsa o aktır. Neye kara diyorsa o karadır. Neye hak hakikat diyorsa o hakikattır. Neye batıl diyorsa o batıldır. Kafana göre hak batıl teşhisi koyarsan o zaman da bir firavunluk başlar. Hakkı tanımıyorsun. Hakkın ortaya koyduğu hakikati tanımıyorsun. O zaman ne oldu? Kendi keyfine göre hak kavramını koyuyorsun ortaya. Bu da firavunluktur, tağuti zihniyettir bu. Allah'ın hak dediği haktır. Birilerinin değil.
Onun için birilerini Rab edinmekten paçanı kurtar, nefsine de tapma. Bütün varlığınla Allah'a kulluk et. Müslümanlık bu. Bütün peygamberlerin getirdiği hakikat da bu. Bütün ilahi kitaplar bunu söylediler. Yüce Kur'an ise geçmişin geleceğin tamamını yeniledi ve ortaya tam bir eskimeyen çağdaşların çağdaşlığının önünde, yücelerin yüceliğinin önün üstünde ortaya bir en yüce değerleri getirdi, koydu. Haydi işte çağları kuşatan kitap. İnsanlığı cennete, âlâ-i illiyyene çıkaran kitap. Bunun tersi ise aşağı doğru cehenneme doğru gidiştir. Derekeler Kur'an'ın tersidir. Dereceler yükseliştir. Sevgili peygamberimize Cenab-ı Hak ne diyor? Festa bima tümer. Onun şahsında ümmetine diyor. Ey ümmeti Muhammed, sen sana emrolunanı tebliğ et. Çatlatırcasına, hiçbir şeyden çekinmeyerek emrolunduğunu açıkça beyan et ve vazifeni yerine getir diyor. Davetini peygamberimiz bu ayet gelinceye kadar gizli yaptığını, bu ayet geldikten sonra açığa çıkarttığı rivayeti de vardır. Ayrıca müellif Muhammed Hamdi Yazır rahmetullahi aleyh ve diğer büyüklerimiz rahmetullahi aleyhi ecmain buna işaret etmişlerdir. Onun için bilgisi yokmuş da gelecekmiş gibi varsaymak tabii ki yanlış olacağından dolayı kesin bilgi manasına yorumlamak, bu da ayrı bir meseledir. Şimdi el-yakin anlamına, el-yakine başka türlü anlamlar verenlerden bahsediyor. Ne diyor? El-yakininden maksadın kesin ilim olmadığı açıktır. Çünkü bu durumda Hazreti Peygamber'in kesin bilgisi yokmuş da gelecekmiş gibi varsaymak gerekir. Onun için buradaki kesin olan bilgi nedir? Ölümdür. Kişiye ölüm gelecektir. Buradaki yakinin anlamı ölümdür. Ölüm gelinceye kadar Allah'a kulluk et diyor. Çünkü burada eğer bu kelimeye başka türlü mana verir, işi çığırından çıkarırsan, o zaman ortaya küfür çıkar. Muhafazan Allah. Bunun içinde her kelimenin cümlenin içindeki yerini, anlamını da doğru bilmek gerekmektedir. Kesin bilgi ölümün kesin geleceğidir. İslam'ın bir defa kendisi kesindir. Hazreti Muhammed'e bu kesin olarak gelmiştir. Onun için buradaki mana, yakinin buradaki manası cümlenin içinde ne diyor? Kesin kes ölüm gelinceye kadar Allah'a ibadet et. Burada lami ahit, bilinen bir şeye delalet eden tarif edatı ile o bilinen inanılan şeyden maksadın ne olduğu hakkında iki rivayet vardır. Bir görüşe göre bu yakından maksat vaat edilen
yardımdır denilmiş. Gerçekten Hazreti Peygamber'e Allah'ın yardımı kesinlikle vaat edilmiş ve Feve rabbike lenes'elennehum ecmain. Rabbine yemin olsun ki onların hepsine soracağız. Yani Hazreti Muhammed'e biri karşı koyup da Allah onun yanına bırakmamış, intikamını almıştır. Muhammed'e karşı konulmaz, dil uzatılmaz. Çünkü o Allah'ın Resulüdür, Allah'ın elçisidir. Hangi devlet elçisine sahip çıkmaz? Ona bir dikkat et şöyle. Yüce Allah kendi peygamberin elçisine dil uzattırmaz. Yardımsız bırakmaz, bırakmadı. Ne yaptı? O zamanın süper emperyalist tağuti güçlerini İslam'ın önünde boyun eğdirdi ve İslam cihana parladı ve yayıldı. Gönüllere tat kurdu. Ebediyül ebed. Bunun için tefsircilerin çoğu ise bu yakinden maksadın ölüm olduğunu nakletmişlerdir. Burada Cenab-ı Hak Bakara suresinin 4. ayetinde ve bil ahiretim yuginun sırrına erişenler için liqa'ullahi Allah'ın huzuruna çıkmak rucu'un ilallahi Allah'ın huzuruna dönmek emrine kesinlikle inanıldığı için Hazreti Peygamber'in vefatı Allah'ın huzuruna çıkmanın hakkal yakin bizzat kesinlikle gerçekleşmesi demek olduğuna işaret edilmiştir. Ölümden bile çekinmeyerek yaşadığın müddetçe Rabbine ibadet ve kullukta devam etmekle festa bima tümer sana emredileni kafaları çatlatırcasına anlat emrini yerine getir. Tabii ki nerede neyin söylenileceğini bu işin ehli iyi bilir. Hele Peygamber aleyhissalatü vesselam daha iyi bilir. Onun için daima cephedeki düşmanın durumuna göre de cihad edilir, dostluk durumuna göre de hareket edilir. Toz kondurmayacak niceleri vardır ama şiddetten başka bir şeyden anlamayan zihniyet de vardır ki tabi İslam'daki şiddet daima kurtarıcıdır. Zorbalığın önüne geçmek, kötülüğün önüne geçmek içindir. Yoksa birilerine zarar vermek için söz konusu bile değildir. Bu İslam'ın aklına, hayaline bile Müslüman'ın uygun düşmez. Bunun için çatlatırcasına kelimesini de tabii ki hüsnü niyetle doğru anlamamız gerekmektedir. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ete emrullahi fela testa'cilu. Subhanehu ve taala amma yüşrikun. Sadakallahul azim. Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, dersimiz Nahl suresine gelmiş bulunmaktadır. Nahl suresinin yüce ayetleriyle dersimiz devam ediyor.
Nahl suresi de Mekke döneminde, Mekke-i Mükerreme döneminde nazil olan surelerdendir. Ayet sayısı 128'dir ve sıra numarası da 16. sure-i celiledir. Hasan, Ata, İkrime ve Cabir hepsinin Mekke'de indiğini rivayet etmişlerdir. İbni Abbas'dan gelen haberde ise yalnız 3 ayetinin Medine-i Münevvere döneminde nazil olduğu söylenmiş. Hazreti Hamza'nın vefatından sonra indiğini söylemiştir. Bu 3 ayet 95-96. ayeti kerimeler ve diğer bir görüşe göre de 110. 126 ve 127. ayeti kerimeler medeni ayetlerdir diye rivayet edilmiştir. İniş sebebi ise münkirler helak olacakları azabı acele istiyorlardı. Cenab-ı Hak onların o acele isteklerine karşı iktarabetis saati ve şakkal kamer. Kıyamet yaklaştı, ay ikiye bölündü diye onları birinci derecede uyardı. Onlar yine şımardılar. Cenab-ı Hak iktarabelin nasi hisabuhum. İnsanların hesap vakti kıyamet günü yaklaştı diyen Kamer suresi 1, Enbiya suresi yine 1. ayetler bu nedenle inzal edildiği rivayetleri vardır. Daha sonra da Cenab-ı Hak bu Nahl suresini yani Eta emrullahi fela testaciluh ayeti kerimesi geldi. Cenab-ı Hak bu yüce ayetinde ne diyor? Allah'ın emri geldi. Sakın onu acele edip istemeyesiniz. Allah müşriklerin koştukları ortaklardan münezzehtir, yücedir. Yüce Allah'ın eşi ortağı olmaz, benzeri olmaz, şeriki olmaz. Müşriklerin cehennemde ebedi kalmasının sebebi Yüce Allah'ı doğru tanıyamadıklarındandır. Onun için Yüce Allah'ın hüküm ve fermanı manasınadır. Kur'an-ı Kerim İslam dini Allah'ın hükmü ve fermanıdır. Kur'an ve İslam ve Hazreti Muhammed ne dediyse bunlar bir bir gerçekleşecektir. Çünkü bunlar Allah'ın hüküm ve fermanıdır. Yunezzilül melâikete bir ruhi min emrihi alâ men yeşâ'u min ibâdihi. En enziru ennehu la ilahe illa ene fettegûnni. Kendi emrinden ruh vahiy ile melekleri kullarından dilediği peygamberlere indirip şu gerçeği insanlara bildirin buyuruyor. Benden başka hiçbir ilah yoktur. Ancak benden korkun, ehli takva olun, müttekilerden olun. Kıymetli dostlarımız, bütün peygamberler Allah'ın birliğini söylemişlerdir. Bütün insanlara ve cinlere.
hiçbir peygamber Allah'ın birliğinden başka, tevhid inancından başka bu dünyaya bir inanç bildirmemişlerdir. Çünkü Allah'ın eşi benzeri yoktur ki başka bir inanç sistemi olsun. Tek bir doğru inanç varsa iman, o da İslam imanıdır ki bütün peygamberlerin imanı İslam imanıdır. Kur'an-ı Kerim, Hazreti Muhammed, İslam bize doğru bir imanı tanıtmıştır. Doğru bir iman ki İslam'ın ortaya koyduğu inanç sistemidir. İşte akaid kelam alimlerimiz bunun üzerinde de çok güzel çalışmışlar, mükemmel ekol kurmuşlardır. Maturidi ekoli, Eş'ari ekoli, mükemmel ekoldür bunlar. Burada vahiy ruhi bir iştir. Ruh da Allah'ın emirlerinden bir emir. Allah'a ait işlerden bir iş olduğundan dolayı vahiy özel bir ruh demektir. Tevhid inancı ki ilmi kuvvetin son noktasıdır. İşte bütün peygamberlerin başta Hazreti Muhammed olmak üzere tevhid inancıyla ortaya İslam imanı konmuştur. Tevhid ki ilmi kuvvetin son noktasıdır. Tevhid inancına ulaşmayan, imanı tam tevhid imanı olmayan insanlar, imanları gerçek iman değildir. Tevhid imanından başka kişiyi cennete götürecek iman da yoktur. Tevhid imanı, Yüce Allah'ı esmasıyla, evsafıyla, şanlı kitabı Kur'an'la, kitabı ve kevni ayetleriyle Allah tanınır. Doğru tanımanın yolu, Kur'an-ı Kerim'in, Hazreti Muhammed'in vahiy yoluyla ortaya koyduğu Allah inancı, tevhid inancıdır ki Esmaül Hüsna'yı, Allah'ın sıfatlarını herkes iyi bilecektir. Vücut kıdem baka vahdaniyet muhalifetün ila vadis. Kıyam bi nefsi, hayat ilim semi basar iradet kudret kelam tekvin. İhya imatet terzi halk gibi. Yüce Allah'ın zati subuti fiili sıfatları ve Esmaül Hüsna'sı iyi bilinmelidir. Hem de Kur'an'ın bize öğrettiği gibi bilinmelidir. Kur'an'ı da Hazreti Muhammed'in açıkladığı gibi Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimleri de Hazreti Muhammed'in ve Eshab-ı Güzin'in anladığı İslam Kur'an anlayışını Ehl-i Sünnet bize kadar taşımış, biz de sonraki nesillere taşıyarak kıyamete kadar bu böyle gidecektir. Demek ki tevhid inancı ilmi kuvvetin son noktasıdır. Takva ki bu da ameli kuvvetin son noktasıdır. Şimdi tevhidle takva bir Müslümanda iyiden iyiye birleşmelidir. İkisi birlikte olduğu zaman kişi kesin cennete girer. Tevhid imanı takva nedir derseniz, Allahu Teala'dan korkmayı bilmeli, Allah'ı bütün varlığına sevmeyi bilmeli, Allah'ın bütün emirlerini, İslam şeriatını bir bir uygulamalı
İtaat edip isyan etmemenin adı takvadır. Cenab-ı Hak halakas semavati vel arda bil hakkı Teala amma yüşrikun. Allah gökleri ve yeri hikmetiyle yarattı. Her şeyi hikmet doludur Cenab-ı Hakk'ın. O, inkarcıların ortak koştukları şeylerden çok yücedir. Dikkat edin, her müşrik kafirdir. Dolayısıyla kafirlerin diyor, bak burada Cenab-ı Hak, amma yüşrikun. Bil ta'ala amma yüşrikun. Burada bütün müşriklerin koştukları o şirklerden, ortaklardan yüce Allah çok yüce ve münezzehtir. Halakal insane min nudfetin fe izâ hüve hasîmün mübîn. O insanı bir meniden, spermadan yarattı. Bir de bakarsın ki o Rabbine karşı apaçık bir düşman kesilmiş. Apaçık bir düşman. Seni Allah spermadan, o meniden yarattı, o hor hakir bir sudan yarattı seni. Bu dereceye getirdi, ahseni takvim üzere sana ruhundan üfledi ve sana değer verdi. En üst biçimde لَقَدِ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ takvim. Ahseni takvimde yarattı. En üst biçimde, en güzel şekilde yarattı. İnsanoğlu Rabbisine hasım, apaçık bir düşman kesildi. وَلَنْعَامَ خَلَقَ خَلَقَهَا لَكُمْ ف۪يهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. Hayvanları da Yüce Allah yarattı insanoğlunun menfaatına. Onlarda sizi ısıtacak şeyler ve birçok faydalar vardır. Ve siz onlardan bir kısmını da yersiniz. Etinden, sütünden, nelerinden faydalanacak pek çok şey vardır. Yerde gökte her şey insanın hizmetine sunulmuştur. Cenab-ı Hak velekün fiha cemalun turihun ve hina tesrahun ve tahmilu eskalekum ila beledin lem tekunu balighihi illa bi şıkkil enfus. İnne rabbekum leraufur rahim. Cenab-ı Hak bu ayeti kerimede de o hayvanları akşam vakti getirirken ve sabahleyin salarken onlarda sizin için bir güzellik ve zevk vardır diyor. Bakın akşam öne almış burada. Niçin? Genelde biliyorsunuz istisnalar hariç, çiftlikler falan hariç, bunlar daha yeni dünyadaki durumlar. Hayvanlar sabahleyin giderler, kanları tok değil, aç giderler, yayılırlar, sütlenirler. O süt torbaları, memeler sütle dolar, neşeli olarak eve gelirler. Ve oradaki eve gelince oradaki insanlar da hayvanların sütlü geldiklerini görürler ve sevinçleri tabii ki farklıdır. Sabah durumuyla akşamın durumu farklıdır. Cenab-ı Hak burada buna dahi işaret ediyor. Yine buyuruyor ki bu hayvanlar ancak güçlükle varabileceğiniz bir memlekete diyor. Bakın ne yapıyor?
yüklerinizi taşırlar diyor. Çünkü arabaların gitmeyeceği, uçakların gidemeyeceği yerler var. Ne kadar uçaklar olsa da yine hayvanlara ihtiyaç vardır daima. Rabbiniz şüphesiz çok şefkatlidir, çok merhametlidir. İnsanoğluna ne lazımsa Yüce Allah yaratmıştır. Hem kendilerine binesiniz hem de zinet olsun diye atları, katırları ve merkepleri de yarattı diyor. Şimdi bu ayeti kerimeye dikkat et. Vel hayle vel biğale vel hamira li terkebuha ve zine ve yahlugu ma la talemun. Şimdi bakın bu ayeti kerimenin içinde bu son bölümünde bakın ve yahlugu ma la talemun. İşte bu yüce cümlenin içinde uçaklar, motorlu vasıtalar, trenler, gemiler, hatta uzaya gidecek araçlara varıncaya kadar bu ayette 14 asır önce işaret edilmiş. Ne diyor Cenab-ı Hak? Ve yahlugu ma la talemun. Yüce Allah sizin bilmedikleriniz de yaratacaktır diyor. 14 asır önce. Bakın insanın eliyle Allah bugün motorlu vasıtaları havada, karada, denizde ki vasıtaların yaratacağını bundan 14 asır önce haber vermiş. Daha neler yaratacağına da tekrar yine bu ayette emsali ayetlerde de işaret bulunmaktadır. Demek ki Kur'an-ı Kerim geleli insanlık ilimde ilerleme gösterdiyse bu Allahu Teala'nın insanları istediği yolda kullanıyor, görev veriyor. Onlara istihdam ediyor onları, onlara iş veriyor. İnsanoğlu bunu iradesiyle yaptıkları var. Bir de kendi iradesinin dışında yaptırıldıkları var farkında olmadan. Ve alallahi gastus sebili ve minha cair ve lev şade hedâküm ecmain. Cenab-ı Hak doğru yolu göstermek Allah'a aittir. Onun eğrisi de vardır. Allah dileseydi sizin hepinizi hidayete erdirirdi diyor. Şimdi bir nutfe, bir sperma damlası ne kadar değersiz bir sıvı. Şöyle bir düşün. Ondan bir insan yaratmak ne büyük kudrettir. Sümükten oluşan insan. Bakın Yüce Allah'ın ona üfürdüğü ruh ile duyu ve irade, konuşma ve fikirlerini açıklamaya sahip kuvvetli bir insan kılığına bakın Cenab-ı Hak getiriyor ve onu öyle yaratıyor. Feizanü ve hasimün mübin, bakarsın ki bu insana bir de ne bakarsın, o apaçık bir mücadeleci kesilir. Aslını unutur da o sümük gibi bir maddeden yaratıldığını unutur da, o spermadan yaratıldığını unutur da, yaratıcısına karşı bakın açık bir düşman olur. Allah'a karşı bile düşman olur. Ortak koşmaya, mantık ve felsefeden bahsetmeye kalkışır. Yani Yüce Allah'ın ortaya koyduğu değerleri bir defa katıksız katkısı şüphesiz onu kesin kes inanması gerekirken, o yolda çalışmalar yapması gerekirken Allah'ın ortaya koyduklarını bakın
yok sayarak Allah'la mücadeleye kalkışıyor ve açık bir düşman kesiliyor. İradesini küfre kullanıyor, şirke kullanıyor, nifaka, zulme kullanıyor. İmana, İslam'a, ilme, irfana, hak ve adalete, sevgiye, coşkuya kullanmıyor. Sosyal adalete, merhamete kullanmıyor da canavar kesiliyor, Allah tanımıyor, emirlerini tanımıyor, insanların hak ve hukukunu, hukukun üstünlüğünü tanımıyor, canavarın yapmadığı kötülükleri yapmaya kalkışıyor. Kıymetli dostlarım, Cenab-ı Hak bu vasıtaları yarattığını ve yaratacağı vasıtaların olduğunu ve yahlugu ma la talemun, bunu da insanoğluna hatırlatmış 14 asır önce. İşte trenler, otomobiller, uçaklar gibi türlü binitler gördük. Daha kim bilir bundan sonra da Allah Teala bizim bilmediğimiz ve bilemeyeceğimiz daha neler yaratmış ve yaratacaktır. Cenab-ı Hak insanoğluna aklı o verdi, fikri o verdi. Yani insanın eliyle yaratıyor birçoklarını da. İnsana o işi yapmaya ona teşvik ediyor. Ona onun kabiliyetlerini veriyor. O kabiliyetle herkes ne yapıyor? Değişik branş yollarında bir işle meşgul oluyor. Bu insanoğluna bu kabiliyetlerin tamamını veren, insanda bunları yaratan Allah'ın kendisidir. İnsan istihdam ediliyor. Allahu Teala'nın işçiliğini yapıyor. İnsanoğlu iradesi ile iradesine gelen etkiler, kuvvetlerle yerde karınca dahi Cenab-ı Hakk'ın verdiği işi yapıyor. Yerde gökte her şey Allah'ın işçisidir, istihdam eden Allah Teala'dır. Bunun için hem rızıklarını verir hem de istihdam eder. Fakat herkes tam adalet ölçülerine göre doğru çalışması lazım ki başta insanoğludur. Bütün hayvanat içgüdüleriyle, onların içgüdülerine konan kanunlara göre hareket etmektedir onlar. Çünkü iradeleri yok. Ama insanoğlunda irade var. Akıl, irade, düşünce var. İnsan bunları Allah'ı tanıyıp Allah'ın yolunda, Allah'ın rızasına uygun şekilde bunları kullanması gerekirken, çoğunluğa bakıyoruz ki Allahu Teala'nın ortaya koyduğu yüce iradenin yüce kanunlarını tanımaz hale gelmiş. Bunun ıstırabını, bunun çilesini hem kendi çekiyor hem de insanlara bunların büyük zararları dokunuyor. Ekosistemi dahi bunlar bozuyor. Karada, havada, denizde bütün ortalığı fesada veren, işte ekosistemi bozan, atmosferi, tabiatın bozulmasına sebep olan bu ilahi hak ve hukuku tanımayanlardır. Her mahlukun bir hakkı vardır. Karıncanın, bir yaprağın, bir çiçeğin dahi hakkı var. Her böceğin bile hakkı var. Sen eline geçirmişsin zehirli maddeleri, öldürüyorsun onu bunu. Ekosistemi bozuyorsun. Havayı, suyu, toprağın kalitesini bozuyorsun. Bunlar mükemmel yaratılmışlar. Hem de ilahi kanunlar mükemmel o işlemektedir.
insanoğlunun iradesiyle ifsad edilen yerler hariç her taraf mükemmel çalışıyor. Ama insan iradesini kötüye kullandığı yerlerde ortalık bozuluyor. Sulhun, barışın, adaletin yerini tahribat alıyor. Cenab-ı Hak hüvellezî enzele mine's-semâi mâen leküm minhu şerâbun ve minhu şecerun fîhi tüsîmûn yünbitü leküm bihi zer'a ve zeytune ve nakhile ve li'nâbe ve min kulli's-semerât inne fî zâlike le'âyeten li kavmin yetefekkerûn. Yüce Rabbimiz bu ayeti kerimelerde de bak ne buyuruyor. Sizin için gökten su indiren odur. Dikkat et, bir damla suyu kimse yaratamaz. Cenab-ı Hak göklerden şırıl şırıl sular indiriyor. Okyanuslar, ırmaklar, çeşmeler, pınarlar. Yüksek tepelerin ta zirvesinden güzelim sular fışkırıyor. Yani Cenab-ı Hak yerleri gökleri mükemmel yaratmış. İçecek su ondandır. Hayvanlarınızı otlattığınız bitkiler de o su ile yetişir. Allah sizin için o su ile ekin, zeytin, hurmalıklar, üzümler ve daha neler ve neler çeşit çeşit meyveleri bitirir. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir topluluk için büyük bir ibret vardır, alınacak pek çok dersler vardır. En'am suresinin 95. ayeti kerimesinde bu konuda yeterli bilgiler verilmeye çalışmıştır. Keşif ve irşat notları adı altında derslerimiz devam etmektedir. Ve sekkara lekumul leyle ven nehara ve şemse vel kamer ven nücumu müsekkaratun bi emri inne fî zâlike le âyâtin li kavmi yâkilûn. Geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize o verdi diyor. Dikkat et. Gece ey insanoğlu senin hizmetine verilmiş. Gündüz senin hizmetine verilmiş. Güneş, ay senin hizmetine verilmiş. Ötesini bir düşün. Bunlar hep sizin hizmetinize verildi. Kim verdi? Allah Teala. Güneşi, bakın kendi emir ve kanunlarına göre yarattı. Güneş Allah'ın emir ve kanunlarına itaat ederek insanoğluna hizmet ediyor. Ay da böyle, gece gündüz böyle, mevsimler böyle. Gökteki düzen, yerdeki düzen böyle. Ey insanoğlu, bunları senin hizmetine yüce Allah verdi. Sen kimin hizmetindesin? Bunca nimetlerin karşılığında sen Allah'a ibadet, iman, itaat için mi yaratıldın? Allah'a bunca nimetler karşısında nankörlük yapmak, inkar etmek, şirk koşmak, onu tanımamak için mi yaratıldın? Aklını başına al. Azrail aleyhisselam tekrar hatırlatıyorum ensende duruyor. Vakit saatin gelince canını alıp götürecek. Ağa ol, paşa ol fark etmez. Dünyanın tek maraşalı ol hiç fark etmez. Dünyanın bütün ordularının ortasında koruma altında ol hiç fark etmez. Ordularını da seni de alıp götürecek. Azrail aleyhisselamın orduları. Bunlar Allah'ın orduları. Aklını başına al.
Cenab-ı Hak ne diyor? Bütün yıldızlar da onun emrine boyun eğmişlerdir. Ve nücumu müsekkaratim bi emrih buyuruyor. Şüphesiz ki bunda aklını kullanan kimseler için alınacak pek çok dersler, ibretler vardır. Ve ma zera'e leküm fil ardı muhtelifen elvanu. İnne fî zâlike le âyetin li kavmin yezzekkerûn. Yeryüzünde sizin için yarattığı değişik renklerdeki şeyleri de sizin hizmetinize sunmuştur. Renkler, çeşit çeşit renklerde neler yaratılmış? Şöyle bir bak. İnne fî zâlike le âyeten li kavmin yezzekkerûn. Elbette bunda öğüt alan kimseler için ibretler vardır diyor. İnsan aklını kullanmalı, inkara değil, imana, Allah'a itaata, ilim ve irfana, o ilim irfan gerçek tevhid imanına seni götürebilmelidir. Akıllılık, İşte bilimsel düşünmek oradadır. Bilimsel düşünme seni eğer inkara götürüyorsa o bilim değil, o bir zehirden beterdir. Allah'ı inkar eden bilim, bilim değildir. Çünkü sevgili peygamberimiz şöyle bir dua ettiğini görüyoruz. Ne diyor? Allahümme inni ya'uzu bike min ilmin la yenfa'u, menfaatsız ilimden Allah'ım sana sığınırım diyor. Biz de sığınıyoruz. Allah'ım menfaatsız ilimlerden sana sığınıyoruz. İlim faydalı olandır. İman ile menfaat faydayla hem bu dünya hem ukbada faydayla imanla irfanla birleşen ilim ilimdir. Ameli salihle, Allah'a itaatla birleşen ilim ilimdir. Allah'ı inkar eden ilim tam iblisin ilmidir. İblisin bilgisidir. Hatta iblis Allah'ı inkar etmemiş, emrine karşı koymuştur. Onun için iblisi de aşan, bugün iblisten de iblis, iblisi sollayan, dünyada inkarcılar töremiştir. Peygamberimiz menfaatsız ilimden Allah'ım sana sığınırım diyor. Ne diyor? Allahümme inni ya'uzu bike min ilmin la yenfev ve kalbin la yahşev. Allah'tan korkmayan, Allah'a saygı duymayan kalpten de kalplerden de sana sığınırım diyor. Ve nefsim la teşbeu, doymak bilmeyen, kanaat bilmeyen nefisten de sana sığınırım diyor. Ve davetim la yüstecabu leha, kabul olunmayan duadan da sana sığınırım diyor. Bakın burada ilk sığındığı nedir? Menfaatsız ilim, hak olacak. İlim denilen şey hak, hakikat olacak. Hak ilim Kur'an-ı Kerim'dir. Ve gerçek faydaya dayalı bilimsel, insanlığın faydasına olan bilimsel çalışmalar ilimdir. Yoksa inkara götüren, insanlara, ekosisteme, tabiata zarar veren çalışmalar ne olursa olsun bunlar zararla ilim olmaz. İmanla, adaletle, hukukun üstünlüğüyle, ameli salihle, üstün güzel ahlakla birleşen ilimler ilimdir. Onun için Cenab-ı Hak bu ayeti kerimelerde
Bakın insanoğlunun hizmetine yerleri gökleri nasıl vermiş? Yerleri gökleri ve içindekileri insanın hizmetine vermiş. İnsana değer vermiş. Ey insanoğlu, değerini bil. Allahu Teala'yı inkar edersen, ebediysen alçaksın, değersizsin. Aşağıların en aşağısısın. Bunu bil ve unutma. Kendine yazık etme. İslam seni de kurtarmaya geldi. Sana gerçekleri söylüyor ki, bu tehlikeden paçanı kurtar. Ve huvellezî sekharel behra lite'kulû minhu lahmen tariyen ve testahricû minhu hilyeten telbesûneha ve teral fulke mezâhira fîhî ve litebitevû min fazlihî ve leallekum teşkurûn. Yüce Rab bu ayeti kerimede de bak ne diyor. Yine denizden taze et, balık eti yiyesiniz ve ondan takındığınız süs eşyasını da çıkarasınız diye denizi emrinize veren Allah'tır. Denizler, okyanuslar da insanoğlunun emrine verilmiştir, hizmetine verilmiştir. Bunu veren kimse değil, Allah Teala'dır. Gemilerin denizde suyu yararak gittiklerini görürsün. Lütfundan rızık aramanız ve şükretmeniz için Allah böyle yapmıştır. Ve leallekum teşkurun. Ve litebitevû min fazlihi ve leallekum teşkurun buyuruyor. Ve elgâ fil ardı ravâsiye en temîde büküm ve enhâran ve sübülen leallekum tehtedûn. Ve alâmâtin ve bin necmi hum yehtedûn. Allah yeryüzü sizi sarsmasın diye oraya sabit dağlar yerleştirdi. Dikkat et, dağların küreyi arzın üzerine kazıklar misali, çiviler misali nasıl yerleştirilmiş Cenab-ı Hak? Yerin merkezindeki o kazların dışarıya daha çabuk çıkması, volkanların her gün patlamasına engel olmak için daha nice hikmetler içeren Cenab-ı Hak o hikmetlerine istinaden ne diyor? Allah yeryüzü sizi sarsmasın diye oraya sabit dağlar yerleştirdi diyor bu ayeti kerimede. Yolunuzu bulmanız için de nehirler ve yollar yarattı diyor. Daha birçok alametler yarattı. İnsanlar geceleyin de Allah'ın yarattığı yıldızlarla yönlerini bulurlar. Neler yarattı, neler yarattı. Neler yaratmadı ki insanoğlu için. İnsan değerini bilmeli. En büyük değeri Cenab-ı Hak mahlukat içinde insana verdi. İnsanın da içinde peygamberleri seçti ve iman edenlere değer verdi. İmansızlara da cehennemi hazırladı. Ve bütün insanlığa haber vermek için de önceden kimse kötülüğün, tehlikenin içine düşmesin. Duymadım, bilmiyordum demesin diye Peygamber Muhammed Mustafa'yı bütün alemlere rahmet peygamberi olarak gönderdi. Kur'an gibi şanlı kitabı da inzal eyledi. Hazreti Muhammed'in bağrından parladı. Ve Yüce İslam cihana yayıldı. Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar insanlığın kurtuluşu için haykırıyor, zulme meydan okuyor. Küfre,
şirken meydan okuyor. Efemen yahlugu kemen la yahlugu. Efela tezekkerun. Hiç yaratan Allah yaratmayan gibi olur mu? Artık siz düşünmez misiniz? Adam bir kula geliyor, uşaklık yapıyor, Allah'a kulluk yapmıyor. Şu zillete, esarete bak. Hürriyetini yok ediyor adam. Hürriyet, sultanlık Allah'a kulluktadır. Hürriyet orada başlar. Ebedi hürriyetin kefili de sadece Allah'tır. Bunu da hatırlatalım, sık sık ki unutmayasın. Ve in ta'uddu ni'metallahi la tuhsuha. İnallaha leğafurur rahim. Vallahu ya'lemu ma tusirrun ve ma tulinun. Vellezina yed'un min dunillahi la yakhluqun şey'en ve hum yukhlaqun. Emvatun gayru ihya'in ve ma yash'urun ayyana yub'asun. İlahukum ilahun vahid. فَالَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ لَا جَرَمَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُولِنُونَ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ Yüce Rabbimiz bak ne diyor. Halbuki Allah'ın nimetlerini teker teker saymaya kalkışsanız onları sayamazsınız. Allah'ın nimetleri saymakla bitmez ki. Kimsenin gücü yetmez ki buna. Peki bir tek nimetinin hakkını ödemek kimsenin haddine değil. O zaman gücün nispetinde Allah'a kulluk edip şükretsene. Hamd etsene. Allah'ın sayılmaz nimetleri var. Muhakkak ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Derhal imana gel. Tövbe istiğfara gel. Allah bağışlasın, affetsin. Bütün gücünle iman et, Müslüman ol. Cenab-ı Hak sana çağırıyor. Merhametine çağırıyor, mağfiretine çağırıyor, iman et, Müslüman ol da gel huzuruma, tövbeye gel, imana gel diyor. İşte o zaman bağışlayıcı olduğunu, merhametinin de sınırsız olduğunu bildiriyor. Ama iman etmen, Müslüman olmak şartıyla. Çünkü bütün alemlerin Rabbisi Allah, bütün alemlere de İslam'ı gönderen Allah, bütün mahlukat Allah'ın kulları, insanların tümü Allah'ın kulları, Adem'in, Havva'nın çocukları. İslam evrensel bir din. Bütün insanlığı kucaklıyor. Kur'an-ı Kerim bütün insanlığı kucaklayan bir kitap. Hazreti Muhammed bütün evrensel bütün vicdanları, kalpleri kucaklayan evrensel bir Muhammed'in vicdanı var, milli ruhu var. Bütün insanlığı kucaklayan. Onun için Peygamber Muhammed'i, Kur'an-ı Kerim'i ve Allah'ı iyi tanı. Cenab-ı Hak bak mağfiret edeceğini, kendisinin gaffar, gafur, rahim olduğunu ilan ediyor. Bütün alemlere iman edin, Müslüman olun diyor. Ki benim mağfiretime, merhametime mazhar olasınız diyor. Allah inkar ederek Allah'ın mağfireti olur mu? Mağfiret eder mi? İman et diyor. Ki geçmişini affedeyim diyor. İman et, tövbe et ki merhamet edeyim diyor. Müslüman ol diyor. Allah gizlediğinizi de
açıkladığınızı da biliyor. Yaratan bilmez mi? Neyi gizlersen gizle, Allah biliyor. İnkarcıların Allah'tan başka yalvardıkları ne var ise hiçbir şey bunlar yaratamazlar. Allah'tan başka yaratıcı yok ki. Allah'tan başkasına yalvarmak beyhude boşadır. Çünkü onlar kendileri yaratılmışlardır. Yaratılmış mahluka ne yalvarıyorsun sen? O da senin gibi bir mahluk. Mahluka yalvarma, Allah'a yalvar. Mahluka tapma, Allah'a kulluk yap. İşte hürriyet, özgürlük, iman, İslam, tevhid burada. Kurtuluş da burada. Herkes birini tutmuş. Aha bu benim önderim, şu benim liderim. Şunu şu benim bilmem neyim. İnsanlar grup grup bölünmüşler. Birisi o grubun önünü çekiyor, o ne derse onu yapıyor. O grubun önünü çeken kişinin görüşleri, fikirleri Kur'an'a, İslam'a, Allah'ın istediklerine uygun mu değil mi? Hiç düşünmedin mi? Hiç buna baktın mı? Hangi lider, hangi önder, kim olursa olsun, eğer Allahu Teala'nın önüne aldığın Kur'an'ın yerine onun fikirlerini koymuş isen, Allah'ın yerine onu koymuş isen, bu bir şirktir. Paçanı kurtar. Allah'ın önüne kimse konmaz. Kur'an'ın yerine kimse konmaz. Peygamberin yerine kimse konmaz. Peygamberi peygamber, Kur'an'ı Kur'an, Allah'ı Allah tanıyacaksın. Mahluku da mahluk tanıyacaksın. Her hak sahibine hakkını vereceksin. Tapmayacaksın. Şirk koşmayacaksın. Her mahlukun hakkı hukuku var. Ağanın ağalık hukuku vardır. Paşanın paşalık hukuku vardır. Devlet adamının devlet adamı olma hukuku vardır. Çobanın çoban olma hukuku vardır. Bunların her hak sahibine hukukunu, hakkını ver. Ama kimseyi ilahlaştırma. Dikkat edeceğimiz konu bu. Kur'an'ın önüne ikinci Kur'an koyarsan, o zaman Allahu Teala'nın kanunlarını tanımamış, başkalarının kanunlarını, kitabını tanımış olursun. Kur'an Allah'ın kitabı. Kur'an-ı Kerim, azimüşşan, Allahu Teala'dan gelen kitap. Şeksiz şüphesiz yüce bir mucize. Bütün insanlığın kurtuluşuna geldi hidayet rehberi, nurun kaynağı. Ve bütün alemleri Allah'ın rahmetiyle kucaklayan şanlı kitap Kur'an-ı Kerim, Hazreti Muhammed şanlı peygamber. İslam ise bütün insanlığın, bütün milletlerin dinidir, bütün çağların önündedir. Çağ dışılık senin kararmış kafanda. Senin o Kur'an'ı bilmeyen, inanmayan, imansız zihniyetinde o çağ dışılık. Kur'an'da, İslam'da kusur yoktur, hata yoktur. Allah kusurdan, hatadan münezzehtir. Hata insanoğlundadır. İnsanoğlu hata eder. Ama tövbe etmeli, hatalardan kurtulmalı ve dünkü yaptığım hatayı bugün iyiliğe, güzelliğe çevirebilmelidir. İnsan hata eder ama hatasında ısrar etmemeli. Yanlış yapar, yanlışında ısrar etmemeli. Yanlışları, hataları doğruya çevirmelidir. Çünkü doğrunun kaynağı ortada açıktır. Hakikatin adresi Kur'an-ı Kerim, Hazreti Muhammed Yüce İslam'dır. Ben babamın propagandasını yapmıyorum. Yüce Allah'ın ortaya koyduğu yüce ilkeleri söylüyorum.
Ağa'ya paşaya da uçaklık da yapmıyorum. Bir grubun adına da konuşmuyorum. Ben grubun kulu değilim. Sırf Allah'ın kitabı, yüce Allah'ın emri, bu hepimizi bağlayan bir yüce hüküm ve teklif-i ilahi bize bu. Biz mükellefiz bununla. İnkarcıların Allah'tan başka yalvardıkları kimler varsa hiçbir şey yaratamazlar. Çünkü onlar kendileri yaratılmışlardır. Bu ayet-i kerime Nahl suresinin 20. ayetidir. Ve sırayla gidiyoruz. Ayet ayet, kelime kelime, cümle cümle açıklayarak gidiyoruz. İşte o putlar hep ölüdürler. Ve öleceklerdir. Dirisi canlı putlar varsa ölecek. Zaten ölmüşlerse zaten ölüdürler. Diri değildirler. Ve insanların öldükten sonra ne zaman dirileceklerini de bilmezler. Şimdi eliyle yaptığı putlar var. Bir de diri olarak mahluka taptıkları var. İlahınız bir tek ilahtır. Başka ilah yok. Allah'tan başka ilah yok. Bununla beraber ahirete inanmayanların kalpleri inkarcı. Kendileri de böbürlenen kimselerdir. İnkarları da, kibir gururları da onları mahvetmiştir, mahvedecektir. Kurtarıcı Kur'an'dır. Ne diyor? Şirkinden, inkarından, kibrinden, gururundan vazgeç. Allah'ın emirlerine karşı üstünlük taslanamaz. Kibirli, gururlu bir tavır takınılamaz. Hiçbir Allah'ın hiçbir emrine karşı tepeden bakılamaz. Sen kim oluyorsun da Allah'ın emrine tepeden bakıyorsun? Tepeden bakarken tepende biri var. Kırtlağından tuttuma alıp götürecek mezara, oradan kaldırıp mahşere, oradan Sırat Köprüsü'nün başına, mizan terazisine, mahkeme-i kübraya. Hadi kurtarsın seni kim kurtaracaksa. Yapma, kendine kötülük etme. Kendine acı, Müslüman ol. Sahte Müslüman değil, gerçek Müslüman ol. Nifaktan, şikaktan paçanı kurtar samimi, ihlas ile gerçek Müslüman ol. Hem de Kur'an-ı Kerim Hazreti Muhammed'in şeriatına göre Müslüman ol. Birilerinin grubunun içine girip de birilerinin borusunu öttüren ve birilerini Rab tanıyan, aldatılan Müslümanlardan değil, gerçek Hakk'ın emrinde Müslüman ol. Birbirlerini Rab tanıyarak Müslümanlık olmaz. Vaktiyle ruhbanları, rahipleri, papaları, şunları bunları, keşişleri Rab tanıyanlar bugün de İslam'ın içine girmiş gizli ajanlar, Kur'ansız kendi fikirlerini Kur'an'ın yerine koymuşlar. Haşa sümme haşa kendilerini peygamberin, Allah'ın yerine koymuşlar, ahkam kesiyorlar. İslam'da Allah'ın emirleri konuşur. Kul konuşmaz. Kul onun ne tebliğini yapar sadece. Müçtehit onun ilmini, irfanını ortaya koyar. Müçtehidin ilmi onun için kıymetlidir. Çünkü kendine çağırmaz İslam'da hiçbir alim. Allah'a çağırır, Kur'an'ın tebliğini, İslam'ın tebliğini yapar. Ve konuştuğu Kur'an'dır, sünnettir, icmadır, kıyastır. Kendi kafasıyla, kendi hevasıyla konuşmaz. Cenab-ı Hak ne diyor? İlahınız tek bir ilahtır.
Bununla beraber ahirete inanmayanların kalpleri inkarcı, kendileri de böbürlenen kimselerdir. Gurur, kibir onları mahvetmiş. Ebu Cehil de Hazreti Muhammed'e tepeden bakıyordu. Ebu Lehebler, Asib'ni Vailler de tepeden bakıyorlardı. Firavunlar, Nemrutlar hep tepeden bakıyorlardı. Ne oldular? Allah'ın adaletine çarpıldılar, kendilerine zulmettiler, kendi zulümleri altında boğuldular, Azrail'in orduları aldı götürdü. Hiç kimse kurtulmadı, hiç kimse kurtulmaz. Kurtarıcı İslam'dır, onun imanı ve onun ortaya koyduğu ilkelerdir. Tek kurtarıcıdır. Allah tektir. Onun din İslam da hak olarak tek dindir. Dünyaya başka hiç din gelmemiştir. Öbürleri insanların uydurduğudur. Şüphesiz ki Allah onların gizleyeceklerini de açığa vurduklarını da bilir. Doğrusu Allah kendilerini büyük görüp hakkı kabul etmeyenleri Allah sevmez. Allah sevmediği kulu da cennetine koymaz. Allah seviyor kimi? İmanlı, müttegi kullarını seviyor. Ameli salih sahibi, güzel ahlak sahibi, gerçek hak ve adalet hukukun üstünlüğünden yana olan imanlı, takvalı kullarını seviyor. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَا زَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْاَوَّلِينَ لِيَحْمِلُوا اَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ اَوْزَارِ الَّذ۪ينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ اَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ قَدْ مَكَرَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللّٰهُ بُنْيَانَهُمْ من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. Onlara Rabbiniz ne indirdi denildiği zaman öncekilerin efsaneleri dediler. Bugün İslam'ın emrine safsata diyen, safsatayla dolu çirkin kafalar, ruhlar var. İslam'da safsata yoktur. İslam'a safsata diyenlerin ruh dünyası safsatayla doludur. Aşağılık, alçaklık oradadır. Bunu söyleyenlerinin sebebi, söylemelerinin sebebi şu: kıyamet günü kendi günahlarını tam olarak yüklendikten başka bilgisizlikleri yüzünden saptırmakta oldukları kimselerin günahlarından bir kısmını da yükleneceklerdir. Dikkat edin, yüklendikleri günah ne kötüdür. Cenab-ı Hak açıkça ferman buyuruyor. Ela sa'a ma yezirun buyuruyor. Onlardan öncekiler de tuzak kurdular. Fakat Allah onların binalarını temelinden sarstı. Çatı tepelerinin üzerlerine çöktü. Ve azap onlara fark edemedikleri bir yönden geldi. Nice kavimler günahlarının afatına ne yaptılar? Çarpıldılar. İnsanoğlunu kendi şirki çarpar, küfrü çarpar, onun altında helak olur, cehennemi bulur. Allah kimseye zulmetmez, herkes kendi günahının, zulmünün karşılığında Allah'ın adalet mahkemesine çarpılır.
Çünkü gerçek adalet Allah'ın adaletidir. Allah'ı tanımayanların adaleti zulümdür. Ve onların adaleti adalet de değildir. Çünkü imansızın, hak ve hukukun üstünlüğünü tanımayanın adalet olmaz. Bu kim olursa olsun. Sümme yevmel kıyameti yuhsihim ve yegûleyne şurekâiyellezîne küntüm tüşâkûne fîhim. Kâlellezîne utul ilme innel hizyel yeme ve sû'e alel kâfirîn. Yüce Rabbimiz bu ayeti kerimede de sonra kıyamet günü Allah o inkarcıları rezil rüsva edecek ve diyecek ki hani uğrunda müminlere karşı düşman kesildiğiniz ortakların nerede? Siz bana şirk koşuyordunuz, başkalarının yolunda gidiyordunuz, başkalarını Rab tanıyordunuz, onlar nerede? Kendilerine ilim verilmiş olanlar, şüphesiz bugünün rezilliği ve kötülüğü kafirleredir diyeceklerdir. İşte ilim budur. İlim budur. İmanla, hakla, adaletle birleşen ilim, ilimdir. O da Kur'an-ı Kerim'e dayalıdır, orada kaynar. Hak, hakikat oradadır. Cenab-ı Hak اَلَّذ۪ينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي اَنْفُسِهِمْ فَاَلْقَوُ السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَا اِنَّ اللّٰهِ عَل۪يمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Kendilerine zulmetmiş kimseler olarak meleklerin canlarını aldıkları kimselerdir. O vakit onlar şöyle diyerek teslim olurlar. Biz bir kötülükten yapmıyorduk. Bak, biz bir kötülük yapmıyorduk. Zaten küfrün kötülük olduğunu bilseydi kafir olmazdı. Zulmün kötülük olduğunu bilseydi zalim olmazdı. Gerçeği bilmek istemedi. Zulmü adaletin yerine koydu. Küfrü şirki ne yaptı? İmanın, tevhidin yerine koydu. Onun için mahvoldu zaten. Hayır, Allah sizin ne maksatla yaptığınızı elbette çok iyi bilendir. O mazeretler geçerli değil ki. Gavur bir sürü mazeret göstersin. Allah herkesin niyetlerini, yaptıkları ameli, ne için yaptığını bilmiyorum. Cenab-ı Hak فَدِخُلُوا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا O halde içinde ebedi kalacağını cehennemin kapılarından girin denir diyor. Böyle denir. İnkarcının hiçbir mazereti geçerli değildir. فَلَبِيْسَ مَسْوَ الْمُتَكَبِّر۪ينَ Kibirlenenlerin yeri ne kötüdür diyor Cenab-ı Hak. Kibir, inkarı, küfrü, şirki gerektirir. Allah'ın emirlerine tepeden bakma, üstünlük taslama olmaz ki. Üstünlük Allah-u Teala ve onun emirlerindedir. Yücelik onda. Onun emirleri yüce, kendisi gibi yüce. Kitabı Allah-u Teala'nın kendi yüce olduğu için kitabı Kur'an yüce. İslam onun kanunları olduğu için yüce kanunlar İslam'ın kanunlarıdır. Peygamberi o gönderdiği için onun peygamberi şanlı peygamberdir. Alemlere rahmet peygamberidir. İnkar ederek, üstünlük taslayarak, gerçekleri kabul etmeyerek kişi bir değer kazanamaz. Değerini yok eder.
Ve gîle lillezîne ettegav mâ zâ enzele rabbukum. Gâlû hayrâ. Lillezîne ahsenû fî hâzihi dünyâ hasene. Ve leddârul âhirati hayr. Ve leddârul âhirati hayrun. Ve le ni'me darul müttegîn. Cennatu adinin yedhulunha tecri min tahtiha enharu lehum fiha ma yasha. Ma yashaun. Kezalike yecizillahul muttaqin. Yüce Rabbimiz bak bu ayeti kerimelerde ne diyor? Kötülüklerden sakınanlara Rabbiniz ne indirdi denilince hayır indirdi derler. İslam A'dan Z'ye hayırdır. Baştan sona hayırdır. Ezeli ebedi hayırdır İslam ve rahmettir. İnananlar bunu bildikleri için böyle dediler. Bu dünyada güzel amel işleyenlere güzel bir mükafat vardır. Kesin kes. Elbette ahiret yurdu ise daha hayırlıdır. Çünkü oraya mahsus cenneti âlâ var. Dünyadaki güzellik dünyaya göredir. Berzahtaki berzaha, mahşerdeki de cenneti âlâya göre bir güzelliktir. Onun için ahiret yurdu müminler için daha hayırlıdır. Mümin, Müslümanlar için. Allah'tan korkanların yurdu ne güzeldir. Müslüman Allah'a iki kanatla uçar. Biri Allah korkusu, biri Allah sevgisidir. Bütün varlığıyla Allah'ı sever. Buradaki korku Allahu Teala'nın sevgisini kaybetme korkusudur. İsyan korkusudur. Azabına çarpılma korkusudur. Onun için burada korku kişiyi ne yapar? Kötülüklerin önünü keser. Sevgi iyiliklere teşvik eder. Bu iki kanatla Allah'ın rızasına doğru uçar. Cennet ve cemali bulur. Onun için bir müminde bütün varlığıyla Allah sevgisi, Allah korkusu vardır, olmalıdır. Allah'tan korkanların yurdu ne güzeldir diyor Cenab-ı Hak. O girecekleri yer Adin cennetleridir ki altından ırmaklar akar. Orada Allah'tan korkanlara diledikleri nimetler vardır. Allah korkusunun alameti nedir? Allah'a itaat eder, isyan etmez. Bütün varlığıyla sever. Allah korkusunun alameti budur. İslam'ın dediği gibi adam olmak, Müslüman olmak. Allah korkusunun, Allah sevgisinin alameti budur. Helalda yarış içinde olursun, hayırda, hayırlı hizmetlerde, kötülüklerden de uzak kalırsın. Bunlar Allah sevgisinin, Allah korkusunun açık alametleridir. Orada Allah'tan korkanlara diledikleri nimetler vardır. İşte Allah Celle Celaluhu takva sahiplerini böyle mükafatlandırır. Cenab-ı Hak bak takva sahiplerini diyor. Dikkat et. Takva İslam'ı bilmek, yaşamaktır ve isyan etmemektir. Haram ve günahlardan nefret etmektir. اَلَّذ۪ينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّب۪ينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ اُدْخُلُ الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Cenab-ı Hak
aleykümü duhulül cennete bima kuntum ta'melun. Takva sahipleri o kimselerdir ki melekler canlarını hoş ve rahat halde alırlar. O takva sahiplerini melekler canını alırken, ölüm melekleri incitmeden alırlar. Öldüğünü bilemez bile. Bir de bakar ki mutlu bir ortama taşınmış. Selam size. Yapmış olduğunuz güzel işlerin mükafatı olarak girin cennete derler. İşte güzel ölüm, hüsnü hatime. Ve naşitati neşta. Bir kısmı da ve naziati garga. Nicelerinin söke söke, çeke çeke canları alınıyor. Kimisini de incitmeden. Melekler, ölüm melekleri canlarını alıyor. Onun için kıymetli dostlarımız, Cenab-ı Hak imanı kamille, ameli salihle, dünyada Allah sevgisiyle, İslam cennetini dünyada yaşayarak, öbür alemde de Darüsselam'a ki, selam yurdu olan ahiret cennetinde de Allah'ın cemaline mazhar olmayı Cenab-ı Hak cümlemize nasib-i müyesser eylesin. Derslerimiz inşallah Nahl suresinin 33. ayetiyle devam edecektir.